Kesmeye başlayınca kıpraşmak yok. Uykucu. Çırak gel, saçları süpü. Bu ailenin üyesi olmayı mı düşünüyorsun? Gençler ve Genç Kalanlar Kulübü'nden bu hafta da merhabalar. Bugün ikinci videomuzu çekiyoruz. Sani ailesi karantina altındaki ikinci video çekeceğim. İlk olarak Jax'i yürümeye götürüyoruz. Hep yorumların altına yazıyorsunuz dışarı çıkmayın ne olur. Size bir şey olmasın işte koronadan kendinizi koruyun. Merak etmeyin buralar o kadar safe ki. Yani bizim yaşadığımız bölge özellikle. Dışarı çıktığımızda zaten insan görmüyoruz. İnsan görsek bile aramızda hep böyle 2 metre 3 metre mesafeler oluyor. Biz kaldırımda yürürken başkası kaldırımdan geliyorsa biz caddeye iniyoruz mesela oradan yürüyoruz. Neyse işte böyle. Biz başlayalım vlogumuza. Konuşmak için bunu açmam gerekiyor maalesef. Bizim Kaliforniya 30 Mayıs'a kadar karantinayı uzattı. Yani yine bir ay evin içindeyiz. Sadece böyle yürüyüşler yapacağız. Gerçi hava çok sıcak. 31 dereceye geldi. İnsanlar kendilerini böyle beach'e atıyor. Beach'ler çok kalabalık. Geçen sefer polis bunların hepsine ticket yazıyor. Ceza yazıyordu. Ama şimdi bilmiyorum ne olacak. Çünkü geçen cumartesi pazar o kadar kalabalıktı ki hangi birine ceza yazacak? Tabii ki de biraz zor. Bilmiyorum bakalım bu hafta sonu nasıl olacak. Çünkü sıcaklar artmaya devam ediyor. Göreceğiz. Böyle şey gibi oldu. Hani California State'ten bildiriyorum. CNN, BBC. Melike Sani California'dan bildiriyor gibi konuştum. Neyse. Hadi bakalım bugün neler yapacağız görelim. Hello people. Hi, how are you? Maskeleriniz nerede bakayım? Maskeler. Haydut maskemiz burada. Öyle mi? Şimdi. Bıktım be. Bank of America'yı soymaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Su tesisatçısının arabasını görüyoruz. Bayağı havalı. Eşim de diyor ki cenaze arabası gibi. Bakın insanlar karşıda. Mesafeyi koruyoruz. Evet karşımızda bir tane korku şatosu var. Halloween evi. Eylül ne yapıyorsun? Poz mu veriyorsun anne? Beyefendi hangi yönde işeceğine karar veriyor. Çok sıcak bugün. Yürüyüşümüzü yaptık geldik. Şimdi soralım bakalım çocuklara hangisi benim sporuma katılacakmış. Şöyle bir yukarı çıkalım. Hatta ben bunu böyle bir döndüreyim. Eylül Sani, spora geliyor mu? Evet. Spor time. Hadi bakalım. Niye de soralım. Belki o da gelmek ister. Bu dudak kimin kız? Nail Sani. Açalım bakalım ne yapıyormuş. Naya, spora geliyor musun? Evet. Vay hadi gel. Dur spor. Dersin mi var? Uyuyor mu daha hala? Ha? Uyku mu var? Uykucu çocuk bu. Uykucu bu. Uykucu. Ne uykucu sen ne desene sabah köründe kalktım. Online dersimi yaptım. Hocanı mı bekliyorsun? Evet. Ne dersi alacaksın? Psikoloji. İyiymiş güzel. Hadi bay. Jax ne yapıyorsun annem orada? Ha? Ne yapıyorsun? Siz oyuncaklarını oraya mı topladın? Kimden saklıyorsun? Ha? Kimden? Bakın oyuncağın haline bakın. Kulakları kalmamış. Boynuzları kalmamış. Ayaklarını bile yemiş. Hiçbir şeyi kalmamış. Çok mu tatlı bu? Ha? Yine bak çirkin şey. Hadi Eylül. Ne? Let's go. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız kaptan. Sen niye yapmıyorsun? Hep yatıyorsun burada. Hep yatıyorsun. Hiç spor yapmıyor. Bunlar da böyle spor yapıyor. Aferin. Yapsın da. Eyvah. O suratın ne? Zoom nasıl yapılıyor? Evet sporumuzu tamamladık. Eylül benim canımı çıkardı.
Vallahi çok ağır bir spor yaptım da. Neyse bitti. Jax ne oldu anne? Neyse şimdi devam edelim bakalım. Bir duş Evet yine başlamaya hazırız. Bomba gibi. Sporumuzu da yaptık. Duşumuzu da aldık. Giyindik, hazırlandık. Aşağı indik. Bugün bu kutunun içinde ne geldi bilin bakalım. Tabii ki de tıraş makinesi geldi. Bugün bizim tıraş günümüz. Herkesin ben saçlarını keseceğim. Bakalım ne kadar becereceğim bilmiyorum. Biz bunu bir ay önce sipariş etmiştik. Aslında stoklarda kalmamış. Çünkü malum biliyorsunuz karantina, kimse kuaföre gidemiyor. Gidemediği için de herkes kendini evde kendi kendine tıraş ediyor herhalde. Bugün de ben hem eşimi hem de Eylül'ün saçlarını keseceğim. Bakalım nasıl olacak. Aslında benim bir tane hikayem var. Önce ben onu size anlatayım onlar duymadan. Yoksa onlar ben saçlarını kestirmezler herhalde. Biz böyle 8. sınıftı zannedersem. Bir gün böyle dedim ki kardeşim hadi gel senin saçlarını keseyim bak çok güzel keseceğim. O da tamam dedi. Nasıl güvendiyse bak 2 yaş küçük kendisi benden. Girdik banyoya saçları da böyle bellerine kadar ama şöyle uzun yani. Hani şuralarına falan geliyordu. Ondan sonra girdik banyoya. Tamam dedim hadi keseceğim. Döndü arkasını başladım taradım dümdüz. Şimdi aldım makası elime. Başladım kesmeye. Bir yandan kesiyorum bir yandan bakıyorum. Aa dün burası yamuk oldu buraya kesiyorum. Sonra bir bakıyorum öbür tarafı yamuk olmuş oraya kesiyorum. Orası yamuk burası yamuk şurası yamuk derken. Kızın saçları geldi mi buraya? Ama ben hala diyorum ki ona saçlar burada. Hadi gel biraz daha keseyim. Çünkü yamuk hala düzelmedi yani. Hani düzeltmek istiyorum. Kestim. En sonunda saçları buraya çıktı. Tabii o şimdi hiç farkında değil. Bakmıyor ya aynaya görmüyor. Sonra neyse tamam dedim oldu bitti. Çok güzel kestim. Hepsi dümdüz. Şöyle gitti kalktı gitti. Aynaya şöyle bir baktı. Kız böyle şok. Başladı gözlerinden böyle şakır şakır yaşlar akmaya. Çok kötüydü ama yani bana bir kızı da bir bağırdı anlatamam yani size. Neyse şimdi eşimin saçları tabii kısa hallolur da işte Eylül'ün günleri bilmiyorum. Onun da saçlarını uçlarından alacağım. Hani uçlarından alacağım. Kardeşiminki gibi uçlarından alacağım ama hani bilemiyorum ne kadar uçlarından alacağım. Göreceğiz bakalım. Şimdi bahçeye gidelim. Bahçede yapalım biz bu işi hadi. İlk önce kimin saçlarını keseyim? Eylül! Hazır mısın? Gel saçlarını keseceğim. Tamam diyor. Hikayeyi ona anlatmadı. Hikayeyi videoyu izleyince öğrenecek. Bakalım. Şarkı söylüyor karlı abis. Hadi bahçeye gidelim. Bahçeye kuralım bu. Param var mı kuaför? Param yok kuaför. Kuaföre para koymamışlar Eylül. Müşteri kendi tarayla mı geliyor kuaföre? Vallahi yok. Getirsem güzel bir tarak ve dümdüz saçlarını taramam lazım. Acemi kuaför tarakları yere düşürüyor. Evet gel bakalım. Kuaför hanıma hoş geldiniz. Melih kuaförü. En son ne zaman saçımı kesti? En son ne zaman saçını? Ben senin saçını hiç kestim mi? Kardeşimin saçını kestiğimi hatırlıyorum. Kel kalmıştı. Sen biliyor musun hikayeyi? İyi, merak etme teyze. Eyvah teyzesi anlatmış. Ben de az önce içeride anlattım o hikayeyi. Dedim, kel kaldığını da söyledin şimdi mi? Şimdi dedim Eylül bu hikayeyi duysa bana saçını kestirmez ama biliyormuş. Neyse cesaretli kızım bravo. İlker şortlar altında. Dur kız. Kuaförde öyle şeyler yapılmaz. Saçlığın uçları kurumuş bunu böyle ıslatalım. Bardaktan mı su döküyorsun? Kuaförde böyle şeyler yapmıyorlar ama. İşte biz böyle yapalım yani geçelim gidelim değil mi? Peş temelin de çok profesyonel. Ya biz acemi kuaförüz sen de öyle ya Allah Allah. Kuaför dükkanı mı açtık zannediyorum burada? Arkadaşlar söyleyin ne kadar keseyim? Aynen sadece uçlarından kes. Teyzen gibi yapacağım. Ben bunun eğitimini hiç almadım. Yemin et. Dümdüz keseceğim git yani o kadar. Tamam mı? Başını kıpırdatma. Böyle yap diyor. Tamam öyle yap ve kal. Böyle sağa sola dönmek yok. Kulağımın arkasında saçlar var senin görmediğin. Kesmeye başlayınca kıpraşmak yok. Tamam mı? Kaç santim kesmemi istiyorsun söyle. 2. Dümdüz 2 santim. Bu iş nasıl olacak kardeş? 2 santim ama senin birazcık altı üçgen geliyor burada. Ben anne de... bak bozacaksan hiç elleme. Bak makasım düştü Eylül. 5 santim. Aa! 2 santim çok az ama. That's what I want. 2 inç keseyim. Aa! Bak göster elinde tut ne kadar kestin. Tamam çok kesmedim ama bu kadar. Anne kuruyunca o daha çok gözüküyor. No. Bunlar şey ölmüş saçlar. Bu bir damlacık. 2 santim. Eylül yamuk durma anne. Anne saçımda loç var.
çok yeşeni. Gel bak saç kesiyoruz. Aa çok güzel kesmişim ya. Hiç yumuk değil. Bak. Çok güzel kesmişim değil mi? Hiç yumuk değil. Yeah. Bravo. Eylül bala hallettim işini. No, bitti. You should cut like this. Nereye? Burası daha uzun. Burası daha uzun. Ha bir dakika. Tamam. Başladık mı teyzen olayına? Şimdi bak ne. Teyzene de böyle yapmıştım. Tamam. Çok güzel oldu. Tamam. Bak dön. Bakın dümdüz değil mi? 10 puan 10 puan 10 puan. Bu kadar mıydı? Bu kadar. Şu kadar saçımı kestin. E niye o kadar istemedin mi? Evet. Bu kadar daha vereyim. Al senin olsun. Yastığımın altına koysan para verecek mi? Vereceğim koş koş. Evet. Sen de iyi. Sıra kimde? Sıra kimde? Jackson. Jackson saçını kes. Jackson hayatta kesmem. Jackson kesemem. Yer beni o. Hadi gel. Benim değil mi? Babanı çağırırız. Evet, Eylül'ün işi kolaydı. 2 santimini hallettik. Sıra my husband'da. My husband. Baba, Justin Bieber yapmayacak mı saçını? Ne demek? Nasıl keseceğim? Böyle. Şimdi sadece böyle yapacak baba. En geniş üçlü. Oğlum bak, ben kesmesini bilmiyorum. Bana öğreteceğim. Bununla yap diyeceğim. Ben yapacağım. O ne demek? O sanki çok saç kuaför. Ama o gitti kestirince biliyor ne olduğunu. Hadi gel gel. Neyim? Kaç. Nil kaçıyor, nil kaçıyor. Öyle mi? İkinci kurban. Bir ayda anca geldi makine zaten. Dur gözüme makası sokma da. Şimdi bakalım. Bu biraz tehlikeli. Malzemelerimiz burada. Baba çok saçın var. Allah nazar vuracaklar saçına. Maşallah de maşallah. Millet kellikten şikayet ediyor. Saç ektiriyor. Sen donet yap ona. Evet. Olmadı canım kocam. Ne? Gel gel seni de keseyim. Jax sırada bekliyor. Sırada Jax var. Bu ailenin üyesi olmayı mı düşünüyorsun? Çırak gel saçları süpür. Bak orada. Al çırak. Süpürge. Ayna tut çırak. Çırak istifa etmiş. Kaç numara? Bu 5 numara. Sen her yeri kesiyorsun eline geldiği gibi. Kuaför yeni geldi. Kuaför yeni geldi. Back in business. Jax'i de ben tıraş yaparım böyle kolay ya. Jax ağzında ne var? Oğlum ağzında ne bu? Hayırlı olsun yeni işiniz Melike abi. Bugün 30 dolar kazandınız benden. Eylül sen paramı ödemedin. Eylül 30 kağıt da sana vereceğim. Hayır ben 60 dolara kesiyorum. Yapma ya. Eyvah, koronadan dolayı fiyatlar double. Hadi. Eylül, 60 dolara kesiyorum ben saçı. Anne, 60 dolar bir vereceğimi bilsem kendim keserdim. Aynı şeyi olurdu. Jack, sakalın mı? Küstü. Ne dedi, bir de kaçtı bak. Çekme beni diyor valla. Ne var ağzında? Baba, sanki böyle... Berbere gidiyormuş. Hayır, adı ne? Mısaya'nın Türkçesi ne? Mısaya. Mısaya? Mesih. Mesih. Hani böyle geliyor ya... Ayak terliklerin bir de beyaz peştemelin. Nil terliklerin yakıyor bayağı. Kulağını tutuyor ya. Bu niye böyle? İntikamını alıyorum. Dur böyle fırça yok mu böyle böyle yapalım? İçinden çıkmadı. Olması lazım ki böyle böyle yapayım temizleyeyim. İşte temizleyin. O yok. Onun makineyi ondan temizleyelim. Tamam seni de temizleyelim. Aa sert anacım o. Ha öyle mi? Tamam. Bayağı güzel üstü daha ne? Ya şimdi buralarını böyle yapacağım 3 tamam. Numara. Tamam bitti. Çok yakışıklı yapacağım kocam. Evet. Eyvallah. Yakışıklı yapacağım. Heh oldu. Öğrendim. Sonunda öğrendim. Makasın nerede? Bakayım şöyle bir kaldı kafe. Eylül! Gel bak bakayım baba. Tarak var mı burada? Yakışıklı yapmış mı? Wow! Oldu mu? Sure? Yeah. Dur ayna getireyim de video ya. Burun kılı almıyorsunuz mu? Ya! İspirit dolu pamuk getireceğim böyle kulağa böyle... Biz o işlere bakmıyoruz. Alevleri biz tutacağım. Biz sosyetik kuaförüz. Tamam duşa gireceğim nasılsa boşver. Bir gör aynada bir güzel oldun mu olmadın mı tepkini bir göster millete. Benim karım yapacak da güzel olmaz mı ya? Buyurun. Bakalım beğenecek mi kendini? Oo, gayet güzel vallahi ya. Eline sağlık. Oo, süper kattakiler böyle bile böyle kesemiyorlar yani. Artık berbere para vermem vallahi Melike Hanım. Yandım.
Sonra rötuşları da yaptık. Şimdi aynaya bakıyoruz. Aynaya bakma zamanı. Çok sağ ol, eline sağlık. Şöyle bir arkanı döndür. İyi, fena değil. Harika, eline sağlık. Çön çön çök çök. Yes, işte öyle. Beğendiniz mi? Beğendiniz mi? Tamam, hadi. Teşekkürler. Hadi, bye. Bu ağaç ben yaptım. Bu karantina gününde de kuaförcülük oynadık. Karantina vlog 2, kuaför günümüzdü bizim. Ne oldu annem, sen de mi yoruldun? Sen de tıraş olacak mı Jax? Jax'in tıraşı hepsinden daha pahalı. Jax'in tıraşı 100 dolarları buluyor. Onu da tıraş yapmasını öğreneyim ama ilk önce beni yememesi gerekiyor. Yani tıraş makinesini ya da makası elime aldığım an başlıyor havlamaya. Maalesef onu yapamayacağım herhalde. Neyse, bakalım şimdi başka neler yapacağız görelim. Hadi gel bakalım ne yapıyormuş. Gelmiş burada kendisi spor yapıyor. Artist'e bak. Erken yapıyor. Erken yapıyor. Erken kalkan yol var. Biz erkenciyiz. Erkenci kuşlarımız. Nasıl gidiyor? Oo, benim canım çıkmıştı. Şimdi de senin canın çıksa. Ya. Ya. Are you happy Liam? Bak ne zaman happy olacağım biliyor musun? Bitecek ya. Duşunu da yapacaksın. Çünkü ince makyajını da yaptın mı? Dünyanın en mutlu anı o an oluyor, değil mi? Evet, yemek tarif. Maalesef bugün yemek yapamadım. Evet, öğlen yemeğimi, akşam yemeğimi bilemiyorum. Artık yemek yiyoruz. Çünkü tıraşta vakit kalmadı. Sushi yiyoruz bugün arkadaşlar. Sushi. Bugün yemekler Eylül'ün. Peki benim suçum neydi bunda? Tıraş olmakta. Evet, burada California roll var. Bu acılı California roll. Bu acı. Burada iki tane acılı spicy tuna, yani acılı tuna. Bu bizim en sevdiğimiz sushi lokantalarına gittiğimizde yediğimiz şey. Bu pilav ama kızartıyorlar. Üzerine de böyle bu sosla tuna'yı karıştırıyorlar. Sonra da jalapeno, bunlar acı biber. Nilay Hanım, sizin düşüncelerinizi alabilir miyim? Şunlar aile zamanı. Burada bu sefer. Eylül bize bir tane oyun almış. Eylül, bu oyunun adı ne anne? Sequence. Eylül, biz kırmızı olalım, ondan yeşil olsun. Tamam. Bak, Nil'le ben ortalık, öyle mi? Evet. Kraldan daha büyük bir yol. Geçen akşam oynadık biz bu oyunu. Çok zevkliydi. Sonra sen ne yaptın? Gece rüyanda bu oyunu mu gördün? Ya ben taktik geliştirdim ve şimdi aradan 3-4 gün geçince ne taktiklerini unuttu. Dur şimdi oyun biraz ilerlesin. Neyse, sen benim takımımda değilsin, unutabilirsin bunu. Ya da ne yapıyordun? Herkes unuttu oyunu. Bak bu 2 attı. Biz kırmızıyız Eylül sen. Biz yeşil miyiz Nil? Ben de çekmek istiyorum kar. Taktik aklıma geldi. Neymiş? Geç kaldım, oyun başladı. Nil'e devre arasında hatırlatayım taktikleri. Eylül nerelerde gezineyim? Birkaç göz işareti yap şöyle. Ay dur bekle, kartlarım nereden? Sen de mi oynayacaksın? Spor yaparken geliyorsun. Oyun oynarken geliyorsun. Ne bu? Mutfakta zaten hiç çıkmıyorsun. Atıyor takla. Pişmiyorlar, bize bakıyorlar. Hayırdır inşallah. Margarita. Sen şurada oyna. Kremalı börek, sütlü çörek. Anneciğim, kırmızılar bizim, yeşiller değil. Aa. Aha Eylül. Aa, bak bunlar kötü şeyler yapıyorlar. Anne ne yapıyorsun orada? Geziyorum öyle, dans ediyorum. Wow. Hadi baba yaparsın. Eylül. Bak dörtlediler. Yay. Bir sıra yaptık arkadaşlar. Bir sıra yaptılar arkadaşlar. Bir sıra kazandılar. İki tane beşli yapmaları gerekiyor. Sadece bir tane yaptılar. Biz öyle geziniyoruz. Bir tane kart ver bana Eylül şimdi oradan. Tamam. Eylül hadi. 9 karoyu bulursan biz de beşleriz. Ne oldu? Bunun sırasıydı. Eyvah. Bir dakika, sen oraya pul koymadın mı? Hayır hayır, koyamadı çünkü bunun sırasıydı. Şimdi onda sıra. Bunların önüne... No way ya! Ondan sonra yani... Şimdi ben onu yapacaktım Eylül ya! Yani kusura bakmayın arkadaşlar, yani öyle... Hadi oyna, oyna. Artık ne oynayacağımı bile bilmiyorum, hesaplamıştım. Oynayacak hiçbir şey kalmadı. Eylül, bunu sen koymadın. Yes, I did. Eylül'ü karıştırdım. Bu sefer de sen karıştırdın ya.
Kötü bir vurdun bizi. Neyse kamerayı kapatayım. Bunlar kazanacak gibi görünüyor. Rezil olmayalım. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.